Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersle karşınızdayım. Bu dersimizde arkadaşlar tam sayfa navigation menü nasıl yapılır? Onun üzerine konuşacağız. Şimdi şöyle sayfamızı bir refresh edelim ve ne yapacağımızı görelim. Şöyle görmüş olduğunuz menü butonumuz var arkadaşlar. Bu menü butonumuza tıkladığı zaman görmüş olduğunuz şekilde ana menümüz tam sayfa olarak animasyonlu bir şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Üzerine geldiğimiz zaman da şöyle görmüş olduğunuz bir basit bir animasyonumuz var linklerimizin üzerinde. Kapattığımız zaman arkadaşlar tekrar aynı şekilde ortadan kayboluyor. Şimdi burada gördüğünüz üzere soldan gelecek şekilde bunu dersimizde arkadaşlar nasıl soldan, sağdan, yukarıdan yapacağımızı hep beraber konuşacağız. Şimdi öncelikle açtık arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi nav menü şeklinde bir klasörüm var. Hiçbir şey yok içerisinde. Görmüş olduğunuz gibi bracket'ım da bomboş. Hemen file new diyorum arkadaşlar. Şöyle şurada hemen kopyaladım. Standart basit HTML girişimizi yapıştıralım. File save as diyorum arkadaşlar. Şöyle index.html dosyamızı kaydedelim. index.html'de gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. UTF-8 charsetimiz var yalnızca. Birkaç tane meta etiketimiz, title'ımızın yanında görmüş olduğunuz gibi body'miz boş arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada görmüş olduğunuz stillemeleri CSS yardımıyla yapacağız. Animasyon için arkadaşlar ufak bir iki satırlık bir arkadaşlar ne kodumuz var? İki satırlık JavaScript kodumuz var. Hemen arkadaşlar geliyoruz. Öncelikle şurada görmüş olduğunuz gibi hemen head etiketimizin içerisine arkadaşlar şöyle bir CSS'imizi oluşturalım. Ring rel style sheet şeklinde. Referansta şöyle style.css şeklinde oluşturalım arkadaşlar. File new diyorum bu arada. File save as. Aynı dosyanın içerisinde şöyle style.css şeklinde CSS dosyamızı kaydediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aynı klasörün içerisinde. Sonra arkadaşlar şöyle body'nin en sonunda da ne yapacağız? JavaScript kodlarımızı yazacağımız bir dosyamızı oluşturacağız. Bunu önce dosyayı oluşturalım isterseniz. File'ine gidiyorum. File save as. Buna da script.js diyelim arkadaşlar. index.html'de hemen bu script.js dosyamızı adresleyelim. Script etiketini açtık. src olarak script.js şeklinde tanıttıktan sonra etiketimizi kapatıyoruz. Şimdi body'nin içerisinde arkadaşlar HTML kodlarımızı yazmaya başlayalım. Şimdi görmüş olduğunuz şuradaki ilk hamburger ikonumuz ve şuradaki kapatma butonumuz arkadaşlar. Ben Font House'ım yardımıyla oluşturdum. Bunun için hemen geliyorum. Font Awesome CDN URL şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Şurada gördüğümüz gibi Bootstrap The Font Awesome CDN linki çıkıyor ilk olarak. Görmüş olduğunuz gibi burada şuradan açalım şöyle. HTML'de arkadaşlar HTML kodunu kopyalıyorum. Geliyorum şurada hemen CSS dosyanın üzerine bunu yapıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle cross origin integrity uzantılarına gerek yok. Özelliklerini hemen şöyle bu şekilde font ağzında sayfamıza eklemiş olduk. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ne var? Butonumuz var arkadaşlar. Sonra şurada overlay'in içerisinde menümüz var. Kapatma butonumuz var.
Gelelim HTML kodları yazmaktan hemen başlayalım. Şimdi açma butonumuz için arkadaşlar hemen A etiketimizi açtık. Link etiketimizi. Burada class olarak hemen open btn diyelim arkadaşlar. Class özelliklerini. Burada şöyle bir JavaScript on click olduğu zaman arkadaşlar ne yapmasını istiyorum? Open now fonksiyonunu açmasını, çalıştırmasını istiyorum arkadaşlar. Bu open now fonksiyonunu zaten yazacağız hep beraber. Burada da A etiketinin içerisinde ne olmasını istiyorum? Şurada görmüş olduğunuz font awesome ikonunun olmasını istiyorum. Onun kodu da arkadaşlar. Font awesome için i etiketimizi açtık. Class olarak fa tire bars şeklinde yazarsak arkadaşlar burada görmüş olduğunuz şuradaki menü butonumuz görülecektir. Hemen şuradan başlatalım canlı bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sayfamızın içerisinde şuradaki bar butonunu eklemiş olduk. Daha sonrasında arkadaşlar hemen geliyorum burada aşağıya burada bir div etiketi açalım. ID için arkadaşlar buraya now etiketi veriyorum. Now ID'si yazdım isim olarak. Class olarak da overlay diyorum arkadaşlar. Şimdi burada hemen neden ID ve class yazdığımızı şu şekilde. Classları arkadaşlar CSS'de kullanacağız. ID'leri de JavaScript kodumuzu yazarken kullanacağız. Zaten ben derslerimi takip eden arkadaşlar varsa bu şekilde yapıyorum. Şimdi overlay'imizde ne var? Hemen bakalım. Şurada bir tane çarpı kapatma butonumuz var ve şurada bir tane unordered listimiz var. Menülerin bulunduğu. Geliyorum arkadaşlar. Önce yine yukarıda olduğu gibi kapatma butonumuzu oluşturalım. Referans olarak şu an bulunduğu yeri gitsin. Class ismi olarak buna close btn diyelim. Close btn'e de on click olduğu zaman ne yapmasını istiyoruz arkadaşlar? Close nav fonksiyonunu çalıştırmasını istiyoruz. Bu close nav open nav'i ne yapacağız? JavaScript'te yazacağız onları. Şimdi bu A etiketinin arasında ne olmasını istiyoruz? Şurada görmüş olduğunuz gibi çarpı işaretinin olmasını istiyoruz. Yine onu da font awesome'dan da yapacağız. Hemen i class diyorum. Font awesome'da fa boşluk fa tire times şeklinde olacak arkadaşlar. Ve burada kapatıyoruz sonunda i etiketimizi. Görmüş olduğunuz gibi çarpı butonumuz da geldi. Hemen dönelim. Şimdi çarpı butonumuzun altında ne var arkadaşlar? Çarpı butonumuzun altında menülerimizin olduğu alan var. Geliyorum hemen şöyle bir UL etiketi açalım arkadaşlar. UL etiketin içerisinde şöyle bir boşluk bırakalım biraz. UL etiketinin içerisinde ne olacak? Liste elementlerimiz olacak. LI şeklinde tanımladık. Bu liste elementlerin içerisinde ne olacak? A etiketlerimiz olacak. href olarak şu an bulunduğu konuma gitsin diyorum. Şey olarak da buraya home yazalım. Şimdi bunu kaç kere kopyalayacaktık? 3, 4, 5. 4 kere kopyalayalım bunu. Geliyorum. Burada ikinci olarak about var. Üçüncü olarak services, portfolio ve son olarak da contact linkimizi yazdık arkadaşlar. Bu
bakıyorum herhangi bir şey kaldı mı başka? Zaten başka bir şey yok arkadaşlar. Gelelim şurada bunu da kaydettiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sayfamızın HTML içeriklerini yazmış olduk. Şimdi ne yapacağız? Gidelim detaylı bir şekilde CSS kodlarını yazmaya başlayalım arkadaşlar. Hemen geliyorum style.css'e. Öncelikle ne yapacağız? Şöyle bir body etiketimizi açalım. Body'de herhangi bir şekilde margin ve padding istemiyoruz. Margin 0 diyelim. Padding 0 diyelim arkadaşlar. Background color olarak da hemen şöyle heksadesimal kodu E74 C3C olan güzel kırmızı rengimizi yazalım. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı rengimiz geldi. Son olarak font olarak da arkadaşlar şöyle font family sans serif şeklinde herkesin bilgisayarında olabilecek font family'mizi de seçtik. Şimdi öncelikle ne yapalım? Öncelikle şurada görmüş olduğunuz open BTN'imizi oluşturalım arkadaşlar. Şimdi bu ne olacak? Bunun üzerinde olacak değil mi? Dikkat ederseniz her zaman da onun orada kalmasını istiyoruz. Yani burada aşağıya geldiğimizde ne olacak? Bu yerinde fix olarak kalacak. Zaten fix olarak dediğime göre position ne olacak? Fix olacak. Hemen geliyorum. Class ismi olarak OpenBTN yazmıştım ben. Geldim. OpenBTN dedikten sonra arkadaşlar ne yapıyorum? Position fix diyorum. Yukarıdan şöyle 40 piksellik bir aşağıda olsun. Soldan da şöyle 40 piksel mesafe olsun arkadaşlar. Font size olarak 32 piksel. 32 piksel diyorum. Baktığımda görmüş olduğunuz gibi nerede? Şurada pek belli oluyordur muhtemelen. Şurada görmüş olduğumuz gibi barımız var. Şimdi onda arkadaşlar ne olmasını isteriz? Biz şimdi burada bulunan içeriğin üzerinde olmasını isteriz, değil mi? O nedenle onun için arkadaşlar şöyle z indeks olarak 2 verelim. Normal standart z indekslerden daha yukarıda olduğu için 2 verdik buna. Renk olarak da şöyle bir gri rengimizi verelim. Ne olsun o? 95 A5 A6 şeklinde gri rengimizi verelim. Görmüş olduğunuz gibi gri rengimizi de verdik. Tabii biz ne olmasını istiyoruz? Şöyle üzerine geldiğimizde ne yapmasını istiyoruz? Biraz büyümesini ve beyaz rengini almasını istiyoruz. Bunun için ne yapıyorum hemen? OpenBTN hover diyorum arkadaşlar. Hover dedikten sonra şöyle font size büyüsün biraz. Font size 40 piksel olsun. Renk de beyaz olsun şu şekilde. Tabii bunun bir anda olmasını istemiyorum. Şöyle transition şeklinde olsun. Geçişli olsun yani. Ne olacak? 0.5 saniye fonksiyon olarak da ease diyoruz. Tabii tüm özelliklerin olması için başına da all yazalım. Şu şekilde yaptığımız zaman ne olacak? Görmüş olduğunuz gibi şuradaki menü butonumuz, açma butonumuz istediğimiz şekilde geldi arkadaşlar. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz gibi şunu tamamladıktan sonra ne önemli bizim için? Şuradaki overlay alanımız bizim açımızdan önemli arkadaşlar. Geliyorum hemen onun için şurada overlay klasımızı seçelim. Ctrl C diyorum. Overlay klasımızı seçtik. Şurada biraz boşluk bırakalım ki aşağıya doğru bakmayalım her zaman. Overlay'de de arkadaşlar
Klasik olarak herhangi bir margin ve padding istemiyoruz. Sonra pozisyon olarak fix diyoruz arkadaşlar. Şimdilik top'tan 0 olsun. Left olarak da arkadaşlar left özelliğimizde ne olsun? 0 olsun. Şimdi genişlik arkadaşlar şimdilik genişliğimiz %100 olsun. Yüksekliğimiz de %100 olsun. Bakalım sayfamıza. Şu an için herhangi bir şey yok. Çünkü background rengi falan vermedik arkadaşlar. Şöyle bir background color olarak da 344.95 A şeklindeki heksadesimal rengimizi verelim. Ne oldu arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi buradaki tamamını kapsamış oldu bizim overlay. Şimdi overlay dikkat ederseniz şu butonun da üzerinde olması için geliyorum şurada z indeks olarak 2'den daha yüksek bir değer yazalım. Z indeks 5 dediğimiz zaman dikkat ederseniz şurada görülen menü arkaya geldi. Şimdi asıl olay arkadaşlar birazdan daha iyi göreceğiz ama şurada bitiyor. Şimdi şuradaki genişlik %100. Bunu sıfır yaptığımız zaman mesela sıfır yapalım. Ne oldu? Ortadan kayboldu. İşte sıfırla 100 arasında bunu değiştirerek arkadaşlar ne yapacağız? Burada görmüş olduğunuz overlay efektimizi oluşturacağız. Şimdi burada overlay'in içerisinde herhangi bir şekilde taşma olmasını x eksen üzerinde engellemek için overflow x özelliğimiz hidden diyoruz. Yani x eksenine göre herhangi bir taşma olduğunda ne yapmasını istiyoruz? Bunu göstermemesini istiyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Burada görmüş olduğunuz menümüzü şöyle bir ortaya alalım bakalım. Onun için ne yapacağız? Menümüz nerede? UL etiketinin içerisine dikkat ederseniz. Hemen ne yapıyorum? Burada UL etiketimizi yazdık. Hemen herhangi bir margin basit resetimizi yapıyoruz. Margin ve paddingleri sıfırlayalım şöyle. Sonra position olarak relative diyelim arkadaşlar. Position relative diyelim. Bu position özelliklerini anlatan arkadaşlar CSS derslerimi kanalımda bulabilirsiniz. Ortalama için genelde ben ne yapıyorum? Yine derslerimi takip edecek bir de top 50 yüzde left 50 yüzde diyorum arkadaşlar. Aynı zamanda transform özelliğimizde ne olacak? Translate eksi 50 yüzde virgül 50 yüzde şeklinde olacak. Ne oldu? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ne yapmış olduk burada? Ortalamış olduk. Hemen arkadaşlar burada da ne diyelim? Text align ne olsun? Text align center olsun. Text align center oldu. Görmüş olduğunuz gibi ne yaptık? Şuradaki menümüzü ortalamış olduk. Şimdi şurada biraz oynama yapalım. Burada görmüş olduğunuz liste elementlerinde. Önce UL li diyorum. İçerisindeki liste elementleri list style tab none diyorum arkadaşlar. Herhangi bir style tab istemiyorum. Sonra UL'in içerisindeki li'lerin içerisindeki a etiketleri için yani neyden bahsediyorum? UL etiketim içerisindeki li etiketim içerisindeki şuradaki burada işte görmüş olduğunuz gibi linklerin olduğu yeri seçtim. Onun için diyorum ki CSS'imize dönersek şöyle 10'ar piksellik bir padding olsun bakalım. Birbirine şöyle çok yakın olmasın. Şimdi display blok ile display inline blok nasıl farklı oluyor onu göstereceğim size. Şimdi background şöyle bir renk verelim kırmızı daha iyi görmeniz için. Bakın arkadaşlar display blok derimde ne oluyor?
Görmüş olduğunuz gibi şuraların ne yapıyor arkadaşlar? Tamamını, yani blok elementi olarak kapsıyor bunu. Ama ben buna display inline block dersem, display inline block dersem ne oldu? Görmüş olduğunuz gibi sadece menülerin olduğu alanı kapsadı. Artık bunu tam genişlikte mi istersiniz yoksa bu şekilde mi istersiniz? Ona göre kararınızı verirsiniz. Ben display inline block diyorum. Sonra font size olarak ne yapalım? 28 piksel diyelim arkadaşlar. Font size olarak 28 piksel. Alt çizgimizi kaldırmak için text decoration none diyorum. Sonra renk olarak da şöyle bir gri rengimizi verelim. Hatta yukarıda close btn'de kullan, open btn'de kullanmıştık şu rengi. Şöyle arkadaşlar ne yapalım? Şöyle renk olarak bunu kopyalayalım. Bakalım nasıl görünüyor. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki bu şekilde dönüştürmüş olduk arkadaşlar. Şimdi projemizin bitimine bakarsak ne yapıyorum? Dikkat ederseniz üzerine geldiğimiz zaman şöyle bir efektlerimiz var. Geliyorum. Onun için ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle UL LI A'nın üzerine geldiği zaman hover özelliğimiz ne olacak? Diyorum ki şöyle font size 32 piksele çıkacak arkadaşlar. Rengimiz beyaza dönsün. Arada boşluk da olsun. Şöyle letter spacing de 3 piksel diyelim. Tabi bunun bir anda değil de transition'da olmasını istiyoruz. Hemen yukarıdaki transition'ımızı kopyalayalım. Transition özelliğimizi kopyalayıp şurada yapıştıralım arkadaşlar. Ben genelde standart hep aynı transition'ı kullanırım. Yani sayfadaki tutarlılık olması açısından. Burayı refresh edersek ne oldu arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi buradaki menümüz de oluşmuş oldu. Ne var burada? Şurada görmüş olduğunuz close butonumuzu unuttuk. Gelelim index.html'de close butonun class ismini şöyle kopyalayalım. Bunun da arkadaşlar diyoruz ki position absolute olsun. Şimdi OpenBTN'de position fix demiştik. Bunda da position fix değil olsun arkadaşlar. Absolute olmasın. Sebebini söyleyeyim şimdi. Position absolute dersek şurada görmüş olduğunuz X butonu nereye koyduysak daima orada kalır. Ama fix dediğimiz zaman mesela absolute'de navigation mesela biz buranın aşağısına geldik diyelim. Scroll'la aşağıya geldik. Absolute'da olduğu yerde kalır. Yine burada kalır. Ama fix dediğimiz zaman ekranla beraber gelir arkadaşlar. Aradaki fark o. Position. Fix diyoruz. Yine yukarıdan ne olsun? 40 piksel olsun. Bu kez soldan değildi. Sağdan boşluğumuz 40 piksel olsun. Yine font size'ımız 32 piksel olsun. Color olarak şurada kullandığımız klasik rengimizi kullanalım. Yani gri rengimiz 95 A5 A6 şeklinde. Kaydedelim. Görmüş olduğunuz gibi şuraya geldi. Bunun da aynı şekilde ne olsun üzerine geldiği zaman biraz büyüsün. Hemen close btn. Close btn. Ne oldu? Hover olarak geldiği zaman ne yapıyoruz burada? Font. Font size'ımız 40 piksel. Rengimiz de beyaz olsun diyoruz. Ama tabii ki bunun bir anda değil de şurada kullandığımız klasik transition özelliğimizi close butonumuza da ekleyelim.
Ne oldu arkadaşlar? Refresh ettiğim zaman görmüş olduğunuz gibi buradaki close butonumuzda istediğimiz animasyonumuza kavuşmuş oldu. Şimdi biz ne olmasını istiyoruz? Bunun biten durumda ne olmasını istiyoruz arkadaşlar? Şöyle animasyonlu bir şekilde gelmesini istiyoruz, değil mi? Hemen bunun için ne yapacağız? Bunun için gerekli script, JavaScript'lerimizi yazacağız arkadaşlar. Şimdi JavaScript'leri yazarken ne yapalım önce? Şuradaki open now fonksiyonumuzu yazalım. Geliyorum. Script'imize döndük. Şimdi function olarak hemen open now fonksiyonumuzu yazdık. Diyorum ki document.getElementById diyorum. Neyin id'si olacak? Hemen bakalım. Buradaki şurada görmüş olduğun bu open fonksiyonu, yani şuradaki open btn'e tıklandığı zaman ne yapılmasını istiyorum? Şuradaki null da overlay'in arkadaşlar ne olmasını istiyorum? Overlay'in genişliğinin hemen şurada overlay genişliğimiz %100 ya. Bu ilk başta ne olacak? 0 olacak. Yani ilk başta şu şekilde hiç görünmesini istemiyoruz. O olacak arkadaşlar. Ne olmasını istiyoruz? İlk başta görünmesini istemiyoruz bunun. Buna tıklandığımız zaman açılacak. Geliyorum, diyorum ki script.js'te burada id'miz ne? Hemen overlay'in now nereden geliyor onu iyi anlayın. Overlay class'ın id'si ne şurada? Now olduğu için buraya ne yapıyoruz? Now diyoruz. Bunun style'ında genişliğinin neye eşit olmasını istiyoruz arkadaşlar? Genişliğinin şöyle %100'e eşit olmasını istiyoruz. Kaydedelim. Bakalım çalışacak mı? Şöyle tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi ne oluyor? Tabi şurada now butonumuz, close butonumuz çalışmıyor hala. Tıklandığı zaman ne oldu? Şurada menümüz geliyor. Tabi biz burada ne yapmasını istemiyoruz? Bu menünün bir anda gelmesini istemiyoruz arkadaşlar. Menünün bir anda gelmesini istemiyorsak ne yapacağız? Geliyoruz. CSS'imizde overlay özelliğini diyoruz ki transition tamamı .5 saniyede olsun diyoruz. Geldik. Tekrar başa dönelim şöyle. Tıkladığımız zaman ne oldu arkadaşlar? Burada görmüş olduğunuz gibi menümüz gelmiş oldu. Şimdi close butonunda ne olacak arkadaşlar? Tahmin edeceğiniz gibi close butonun da aynı şey olacak. Aynı şeyin tam tersini yazacağız. Gelelim. Şurada close now fonksiyonumuz ne olacak? Hatta önce gelelim şuradaki fonksiyonu olduğu gibi kopyalıyorum. Yapıştırdım. Bu kez close now fonksiyonun için diyorum ki şurada close now'da olduğu zaman document.getElement bu kez genişliğimiz ne olacak arkadaşlar? Genişliğimiz 0, %100 olacak. Refresh edelim. Tıkladık, geldi menümüz. Şuraya tıkladık, kapandı. Kapandı. Yalnız şuradaki close butonunda şu sorunumuz var. Ben biraz önce style'da arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi bunun özelliğini fixed olarak değil de close butonun özelliğini arkadaşlar absolute olarak yapacağız. Çünkü bu bunun sebebi ne? Çünkü şuradaki overlay'in içerisinde olduğu için arkadaşlar ben yanlışlıkla sanki aynı yerdelermiş gibi düşündüm. Ama bu overlay'in içerisinde olduğu için şuradaki position'ımızı en son close biten position'ımızı absolute yapacağız. Refresh diyorum. Tıkladık arkadaşlar. Ne oldu? Menümüz açıldı.
Tıkladık, kapandı, açıldı. Şimdi ne demiştik biz? Soldan geldiği için. Hadi bunu sağdan nasıl oluyor onu yapalım. Siz artık hangisini isterseniz onu kullanırsınız. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar overlay'de left özelliğimiz ne? Sıfır. Hemen arkadaşlar diyoruz ki bunun left değil de right sıfır olsun. Bakalım şimdi ne olacak. Kapatalım bunu. Refresh ettik. Tıkladığı zaman ne olacak? Bu kez sağdan gelecek. Şimdi yukarıdan ve aşağıdan gelme şeyi. Şimdi sağdan ve soldan gelirken ne yapıyorduk arkadaşlar? Dikkat edersiniz genişlik sıfır diyorduk. Şimdi yukarıdan ve aşağıdan gelmesi için de arkadaşlar bu kez ne olacak? Bu kez arkadaşlar ne sıfır olacak? Height özelliğimiz %0 olacak. Genişliğimiz %100 olacak. Bu yeterli mi? Hayır. Bu kez şuradaki JavaScript kodundaki width yani genişliği yükseklik olarak şöyle değiştireceğiz arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi ne yaptık? Refresh edelim şuna. Tıkladığımız zaman bu kez nereden gelecek? Yukarıdan gelecek. Peki aşağıdan gelmesi nasıl? Hemen style'ımıza gidelim. Bu kez top 0 değildi. Ne 0 olacak arkadaşlar? Bottom 0 olacak. Kaydedelim. Refresh edelim. Tıkladığımız zaman ne olacak bu kez? Görmüş olduğunuz gibi aşağıdan geldi. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bayağı bir konu konuştuk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kaynak olarak da arkadaşlar hemen söyleyeyim. Bu görmüş olduğunuz dersi şeyde de bulabilirsiniz. CSS3 Schools'ta da 3 Schools'ta da bulabilirsiniz arkadaşlar. Kaynak olarak orayı kullandım. Herkesin birçok web tasarımcının kullandığı gibi. Dersimiz bitti arkadaşlar. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere.